Ünlü isimler Mert Alaş ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un ev sahipliği yaptığı Yaza Merhaba partisinde buluştu. Bu partide yok yoktu. Dedikodu derseniz var. Sürekli iddialar da çıkıyor hani aranızın bozuk olduğuna da. Yeri göğü inleten aşk iddiaları derseniz bolca var. Çağatay Bey de içerideydi. İsminiz de anılmıştı bir dönem onunla. Sizi sormalı. Teşekkür ediyorum. Pişti derseniz o da var. Geceye Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin karşılaşması damga vurdu. Mekanın bir köşesinde Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerinden Çağatay Ulusoy. Bir diğer köşesinde Kerem Bürsin. Ve işte iki eski sevgiliyle aynı gecede pişti olan Serenay Sarıkaya. İyi akşamlar. Şıksınız. Hemen çok kısa konuşalım. Ne var ki Serenay Sarıkaya'ya yöneltilen soru yine bir diğer eski sevgilisiyle ilgiliydi. Mert Demir'le yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncunun Cem Yılmaz'la barıştığı iddialarına cevap arandı. Efendim çok da haberlerde çıktı, dedikodularda çıktı. Biliyorsunuz ki Cem Yılmaz'la tekrardan barıştınız. Barıştığını söyleniyor. Çağatay Bey de içeride olduğu söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz efendim? Çok sağ olun, teşekkürler. Serenay Sarıkaya'nın hemen ardından kameralar Çağatay Ulusoy'da. Eski sevgilisiyle ilgili sorularsa cevapsızdı. Nasılsınız? Serenay Hanım da içerideydi efendim. Evet, bir karşılaşma da oldu. Serenay Hanım'la bir merhabalaşma oldu mu? Onu soralım. Herkes oradaydı arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Gattaş kalemlendi mi? Öpüyorum. Gecenin diğer başrolü de işte karşımızdaydı. İyi akşamlar. Bu olay piştiğe değinmeden önce Kerem Bürsin'in kas şovuyla sosyal medyayı yıktığı o pozu dillerdeydi. Biliyorsunuz benim için önemli bir şey yani olay fizikle alakalı değil daha ziyade yani benim için psikolojik anlamda önemli bir şey spor yapmak ama tabii ki de bu fiziğe yansıyor. O yüzden bilmiyorum ya. Serenay Sarıkaya'nın içeride olduğu hatırlatılan Kerem Bürsin eski sevgilisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Aşk bitti, dostluk baki kaldı. Serenay, anlaşma oldu mu kendisiyle? Tabii ki de oldu ya. Serenay yani dünyanın yani bayılıyorum muazzam bir insan. Çok da seviyorum kendisini. Güzel bir dostluğumuz var o yüzden şey... Yani onun ne zaman böyle denk geldiğimizde tabii ki de birbirimizle konuşuyoruz, sarılıyoruz. Çağatay Ulusoy'un da içeride olduğu söylenen Kerem Bürsin, ünlü oyuncuyla tanışmanın mutluluğu içindeydi. Onunla da ilk defa tanıştık. O da aşırı tatlı bir insan, öyle. Harbiye konserine hazırlıklar yapan Edis'in asıl heyecanı ise bambaşkaydı. Asıl hazırlıklar albümden yani yeni şarkıları evet. Söylemek istiyorum artık. Evet. Sıkıldım eski şarkıları söylemekten. Belli ki yeni albümle bomba gibi bir giriş yapacak olan Edis iddiasını konuşturdu. Zaten bomba gibi bir Edis yok mu? Dakikalar sonra kapıda Edis ve Berrak Tüzün Ataş bir araya geldi. Birlikte aynı araca yönelince eğlence başka bir mekanda devam edecek diye düşünmemize neden oldu. Kızıl Goncalar dizisi sezon finali yaptı yapmasına ama Mert Yazıcıoğlu'nun Cüneyt karakteri için bıraktığı sakallarını kesmeye niyeti yoktu. Yok, alıştım zaten. Ekranların gözde oyuncusu Tarık Emir Tekin'in ringlerdeki mahareti ortaya çıkınca bu ilginin ne zamandır süre geldiği soruldu. On and off hep çocukluğumdan beri yaptım. Hem dövüş sporlarına çok ilgim var. Brazilian Jiu-Jitsu çok seviyorum, Muay Thai seviyorum, izlemeyi seviyorum. Olabildiğince de kendimi de eğitmeye çalışıyorum o konuda. Tarık Emir Tekin'in ringdeki rakibi kim olurdu diye merak edildi. Aşil yeteri kadar ünlü mü? Tarihten ama olsun. Yerlilerden babamla falan herhalde. Şaka diyorum. Ünlü oyuncu amacının şiddet değil, spor olduğunun da altını çizdi. Benim ne bileyim ya, içimde öyle bir şiddet duygusu yok hayata karşı, insanlara karşı dolayısıyla. O zaman babamı alırım karşıma. Biraz hızlıdır ama. Baba oğlun kıran kırana mücadelesinde galip kim olurdu merak edildi. Bilmem, ergenliğime sorun. Pelin Akil süper minisiyle gecenin iddialı isimlerinden. Geceye yalnız katılan güzel oyuncunun evliliğinde kara bulutlar dolaştığı bir süredir konuşuluyor. Anıl Altan'la boşanacakları iddialarına Pelin Akil son noktayı koydu. Buna dair yani acaba araya soğuk sular mı girdi? Her şey ortada. Tabii ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde lanse ediliyor. Ama öyle bir boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Elif Dürüst'le sohbet ederken görüntülere yansıyan Burak Deniz kameralarımız karşısında. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Adı Bestem Özdemir'le anılan Burak Deniz'le ilgili bitmek bilmeyen aşk dedikoduları hızla soruldu. Sizi sormalı.
Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Terzi dizisinde rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'la bir dönem adı aşk iddialarında anılan Ece Sükan'daydı söz. Çağatay Bey de içerideydi. İsminiz de anılmıştı bir dönem onunla ama. Neler söyleyeceksiniz? İyi akşamlar arkadaşlar.